Merhaba arkadaşlar. Buket ile kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için e, fincanımı kapattım. İzleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Arkadaşlar ben her gün bu e, fincanlarımı kapatmadan önce niyetlenirken bu videoyu bu fincana niyetlenen herkesin Rabbim gönlünün ekmeğini yedirsin derim. Bu benim kendi hayatımdaki e, genel felsefem böyleydi. Artık sizlerle beraber güzel bir enerji e, güzel bir enerji alışverişimiz var ben de e, bu enerjiyi bu şekilde kapatırken dahi e, iletiyorum bilginiz olsun istedim e, kanalıma destekte bulunmak için abone olabilirsiniz e, zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolardan haberdar olacaksınız arkadaşlar güzel yorum yazan ve dinleyip takip edin herkese çok teşekkür ediyorum buradan ben güzel enerjimi yolladım. Pozitif enerjimi yolluyorum. Bu ara bizim ihtiyacımız olan aslında belki de tek şey. Hakikaten umut ve pozitif olmak. Bakalım fincanımız bize ne, şey, yani ne şekilde rehberlik edecekmiş. Neler diyecekmiş. Sizlere de göstereceğim. Şimdi yüreğimizin içi zaten böyle maşallah biz pozitif enerji diyoruz. Ama bu fincan diyor ki bu yürek parçalanmış darma duman diyor. Herkes dönemsel olarak zaten aşırı her şeyden etkileniyor. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar bir kere üç ayrı yolumuz var önümüzde e, siz de tam karşısında duruyorsunuz ben hangi yolu seçmeliyim bir karar aşamasındasınız adeta bunu seçersem şu olur bunu seçersem bu olur derdinde böyle bir e, biraz kaygılı biraz e, aslında en mantıklı olanını yapıyor gibi görünüyorsunuz çünkü üçünün de üç yolun da sizin adınıza hangisi olmalı ne olur düşündüğünüzü görüyorum etrafınız kalabalık size bir şeyler söylüyor fikirler veriliyor bunlardan bir tanesinin özellikle ikilem yaşadığınızı görüyorum bir yolla alakalı ama bu yolun bir tanesi sarmaş dolaş bir çiftin ortak kararla çok da güzel bir yere gittiği yönünde çıkmış Belki alacak olduğunuz bir destek var diyebilirim size. Yalnız partnerinizi arkasından bir insan itiyor. Yani şu yanlış yapan bir partneriniz var ise hatalarıyla yüzleştirmiyorsa sizin söylemleriniz sizinle hem fikir olan belki bir büyük olayı bir el atıyor diyebilirim. Yani annesi ablası bir şekilde bakışta işte hani aklını başına al sen yanlış yapıyorsun haklı diye belki bir nebze sizin yönünüzde rahatlatacak şeklinde vermiş. Şimdi arkadaşlar e, baktığım zaman geçmişinizle alakalı bazı barışmadığınız noktaların ama çok uzun bir geçmiş diyemiyorum. Tozlu raflara da kalkmamış bir geçmişiniz şu an için gündeminizde. Bu ne demek? Önümüzdeki bir ay öncesi yani çok yakın bir geçmişte yaşadığınız bir durumun olduğunu görüyorum bu fincanda. Yani 10 yıl önce, 5 yıl önceden ziyade bizzat bir ay öncesinde gerçekleşmiş bir araba görüyorum bir yere taşınma isteğinizin olduğu anlamında görüyorum bunu gerçek bir araba gibi durmuyor orada konum itibariyle iki kişi e, konuşma yapıyorsunuz ama bir karşınızdaki insanın arkasında kalpli adeta bir balonu var bu insanın tuttuğu size aslında arkasında sevgi besliyor ama belki şu arada inat e, ne diyelim ona güç savaşı yapıyor olabilirsiniz çünkü şey arkasında kalp balon var yani resmen. Ayrıca da hemen kalp balonun arkasında araba çıkmış. Yani belki partneriniz gel buralardan kalkıp gidelim. Benimle gel diyordur. Taşınalım diyordur. Tayinimi isteyeyim de buralardan gidelim diyordur. Bilemiyorum. Bir taşınma mevzunuz, sertemiz kalp bir balon sizi seven bir partner anlamında görüyorum bunu. Siz buna dair bazı gelişmeler yaşamışsınız ta ki bir ay öncesine kadar çok yakın bir geçmiş zamanı göstermiş. Şimdi hatta bununla alakalı tam da karar verme aşamasında olduğunuzu görüyorum. Ya bir ay öncesindeki ya da 2-3 hafta öncesindeki konuşulan konuları yoğunluk gösterdiğinizi ya da başka bir sayfa mı açsak acaba dediğinizin tam ortasındasınız arkadaşlar. Şimdi net gördüğüm çok kısa süreli, tek celsede belki tek bir aşamada oluşacak bir o yüzden tek celseli bir avukat dava durumunuz vardır. Ya da bu beklendik bir dosyadır arkadaşlar. Evrak dosyası da olabilir. Çünkü ben burada bir dosya görüyorum hem de gündeminizde. Sanki bu taşınma ve Belki de geride bırakacağınız yerle yeni gidecek olduğunuz yani yeni kararınızı bu dosya belirliyor. Yani boşanmaysa boşanırsak şöyle olur ki boşanma davası artık açılmışsa devamı mutlaka ki olacaktır. O yüzden ben bunu şey olarak değerlendiriyorum. Bu arada ş harfi e harfi hakim. Şunu söyleyebilirim. 5 rakamı çok net çıkmış. Hayatınızın tamamının oturup da artık bir rutine bağladığı süreç 5. ay olacak bir kere. Onu söyleyebilir. Şimdi siz bu 5. ay aslında oturacak olan düzen içerisindeki kafanızı ikiye böldüğünüzü bunun da geçecek geçici bir süreç olduğunu bildiğinizi görüyorum. Hani Mayıs gelse de artık her şey rutine binse der gibisiniz burada. E, dosya durumu belirleyecek yönünüzü veriyor fincanınız. Ki aslında dosyadan gelecek haber taşınmanız, ilerlemeniz, farklı bir sayfaya açmanız yönünde geliyor sonuç. Yani ben taşınmak istemiyorum diyenler maalesef ki taşınacak diyebilirim. Bu bir taşınmak istemeyenler için olumsuz durum olabilir yani. Ama taşınıp yeni hayat kurmak isteyen yönünde beklentiler olan kişiler için evet yeni sayfanız açılmış. Yani o dava dosya her ne ise sizin adınıza karar verilip artık yolun önünde bakmanızı gösteriyor. Siz bu kararı verdiğinizde arkanızda A harfli bir insan var. Yani kayı, kayı, kayı miyim Şu şey vardı ya Titanik'te böyle önüne gelirsin de arkanda bir insanla kolları açarsın şeklinde bir manzaranız var burada. Taşınıyorsunuz evet. Belki yeni sayfa evet. Ama bu sizin güçlendiğiniz yani e, kaptanı sizsiniz. Bu sayfanın bu hikayenin kaptanı siz olacaksınız diyor bu fincan adeta. Önünüzün aydınlık olduğunu bildiğiniz, karmaşa gibi gördüğünüz şeylerin de halledilebilir şeyler olduğunu biliyorsunuz aslında. Yani nedir? Yeni bir yere alışmak. Evet tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz ama evet ben bu alışırım diyorsunuz. Siz de giderken bunun bilincindesiniz diyor bu fincan. Etekleri zil çalan bir insan var. Neresinden bakarsan bak. Hayatında tek sen şurada dudak dudağı bir haldesin. Gittiğin yerde hayatın aşkıyla tanışabilirsin. Gittiğin yerde partnerinle aşkın pekişebilir. Ve senin eteklerin zil çalıyor diyor bu fal bana. Yani siz aslında muradınıza ereceksiniz. Tıpkı az önceki mesaj gibi Mayıs ayına tekabül eden süreçte de her şeyin zaten durulduğunu görüyor. Yani sıkın dişinize diyebiliyor bu fal size. Belki bunun için sabretmelisiniz. Sorunuzun cevabı 5. ay da netlik kazandığı yönünde belki ortalık kalkıp kopacak, hani çok karışacak ki burada görünen şey öyle bir şey de değil. sizin karşınızda duracak duran sıkıntılı süreci aşacaksınız diyen bir falınız var. Ve siz de bilincindesiniz aslında karşılaşacak olduğunuz zorlukların var olduğunu ama bu zorlukları aşıyor olacaksınız. Bunun siz de farkındasınız diyor. Şimdi bir kere bir ikilem yaşıyor musunuz? Evet ama seçtiğiniz yol arkadaş ya da akraba çevrenizin de etrafınız kalabalık ama temiz insanlar sizi doğru yöne yönlendiriyorlar diyor burada fincanımız. Çok kısmetli bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Yani gelecek olan e, sınav ve atama bu dava her neyse bu gelecek olan e, haberiniz, beklentiniz sizin adınıza e, meşakkatli ama aşılabilecek ve sonrasında da sefasını süreceksiniz gibi bir döneme giriyorsunuz demek ki de fincanınız. İki dileğiniz var tertemiz. Ya ben orada çekiç görüyorum inatçısınız da yani siz zaten karşılaştığınız zorluklarda kanırtağa kanırta vura, vura 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 alıyorsunuz arkadaşlar karşılığını. İki insanın böyle resmen bir hayal gibi böyle bir yerlere uzak gider hani böyle nasıl söyleyelim siz sabit kalırsınız bir insan böyle gider gider gittikçe küçülür ya hayal dünyası hayal kurarken de. Öyle kararlı ki insanın hayal dünyasından giderken küçüldüğünü görüyorum. Bu hayalinizi yaşarken mutlu olacaksınız. Siz okuduğunuz hayali yaşayacaksınız diyor. Yani buradaki falımız çok da güzel şöyle şeyler söyledi. Güzel mesajları varmış. Dilerim ki en kısa zamanda çıkar. Bakalım tabak bize nasıl sonuçlandıracak? Bu hayallerimize dair veya fincanımızda çıkan falımızı nasıl tamamlıyormuş? Çünkü bize 5 aya kadarki süreç Beş aydan sonrasındaki mesaj şeklinde verir. Tabii ki de yıllar yıllar sonra görebilmek için de kahin olmak gerek e, Falın niyetini herkes biliyor. Bence bilinçli e, dinleyicilerim var benim bu konuda içim rahat. Şimdi arkadaşlar, sizin kaygılı olmanız çok doğal. Şu an bir kaygı, böyle bir korku, bir sevinç, bir endişe haliniz var. Bu gözyaşınız kah gülmekten kah ağlamaktan bir gün diyorsunuz ki zaten sen bunu bekliyordum. Bir gün diyorsunuz ki ama ben nasıl gideceğim? Yani bir sevinç bir hüzün dolu bir gözyaşınızın olacağını mesajını aldık şu an şimdi size gösteriyorum yani iş yerinde bir ejderha haliniz güçlenmeniz var bir kalabalıkla konuşmalarınız var sanki böyle belki giderken veda hali ya da oradaki işte iş öğrenme hali yani işin tecrübesizliğiniz buna şöyle söyleyelim. Siz zaten öğretmensinizdir. Bu öğretmenlik zaten sizin temelinizde var bu bilgiler. Onun tecrübesizliği değil. Gittiğiniz yerde insanlara şuradan mı, buradan buraya öğretmenler odası nerede falan gibi örneklendirebilirim. Kastım o. Yoksa sizin temelinizde var bu bilgi. Yeni bir fabrikada yeni bir müdür olarak atanıyorsunuz. Fabrikanın hani iç planını öğreniyorsunuzdur. Ya odur ya da kaldığınız noktada yani gidecek olduğunuzdan dolayı kal o maneviyat duygusuyla veda halidir bu. Bir kalabalıkla çünkü temizde konuşmanız var. Parça parça yükselmeniz. Sonunda da zaten önünüzde ejderha gibi görüyorum ben. Gayet güçlü bir iş alanınız var. Çalışmıyorum ben diyen arkadaşlarım. Bu gördüğüm Konuşmalar sizin yeni işe girecek olduğunuz vesilesi olabilir. Bir konuşmalar var aydınlıkta sonrasında kademeli yükselişiniz var çünkü. Dolayısıyla iş işte bana sorsanız falına göre hangi tarihtedir derim. Sınavınızla alakalı girdiğiniz bir e, yükseliş beklentinizse evet şu an bir ay içerisinde derim. Bir ay sonrasında Mayıs ayında siz artık gitmiş olursunuz derim. Ee, onun dışında sınav belgesi beklemeyen ama işsiz olan arkadaşlarım için mesajı yani Mayıs ayı sizin için parlayan bir döneme giriyorsunuz. Mayıs ayında sizin istediğiniz yönde geçici işlerdir belki bugüne kadarki ama kalıcı olduğunuz işi bulmanız Mayıs diyor. Şimdi hane içerisinde bir iki kişinin güç savaşı yaptığını ama çok da güzel bir para halinde maddi güçlenme halinde olduğunu ve bunu da korumaya aldığını görüyorum. Arkadaşlar bir tane E harfi hakim ama e, ee, yanında da bir anahtar boru anahtarı gibi çıkmış bir şeyleri onaran bir insan bu e harfinde gördüm bir arkasını dönmüş biri de hani, net söyleyeyim böyle bir uluyan bir kurt başı edası var yani bir şeyleri baskınlığıyla onarıyor Sonrasında da bu arkasını dönmüş küs olan annenizdir. Atıyorum babanız küstürmüştür. Babanız affettirecek kendisini ama güzel bir para birikimi var orada. Hane içerisindeki borçlu dönem var ise bitiyor. E, paralı bir dönemi de muhafaza ettiklerini görüyorum. Şimdi ben burada birinin sizin gönlünüzde çapa edişi var çapa atışı var aşk tarafınızda 5 rakamı sizin için hem maddi hem manevi yükseliş mesajı veriyor bu ısrarla bu fincan bana şimdi 5 rakamı çok hakim çapa attığınızı görüyorum e, güçlü bir partner hali var mutlu bir gelecek hali var açılmış bir önünüz var çünkü burada Şimdi şunu söyleyebilirim. İkilemenizi gördünüz mü? Ama ağacın gövdesi gibi kocaman bir çınar ağacına dönmüş. Köklü bir durum yaşanacak diyor. Yani mesajlarınız çok güzel ve çok baskın arkadaşlar. Bu fincan inşallah kısa zamanda yaşamanız istediğin güzel enerji dolu bir fincan. Şimdi burada giderken dediğim gibi burada bir daha hali belki de iş öğrenme konuşmaları ama siz giderken birileriyle konuşuyorsunuz, bazı bilgiler ediniyorsunuz, çok güzel muradınıza eriş çıkmış, karşılıklı konuşmalar sizi üzmüyor. Bir insan dizlerinin yani dizleriyle diz çökmüş, size bir şeyler itiraf ediyor gibi. Ee, i̇tiraftan ziyade aşk itirafı gibi görünüyor. Hayatınızda biri yoksa bunu yapar ve sonrasında çapa atar, sizinle beraber olmaya devam eder, yeni bir partner demektir bu. Hayatınızdaki partneriniz varsa Evli evliysek yani e, ya da bekarsak da partneriniz varsa bu insan size çapa atmış artık yani sizin ömürlük olmak istiyor sizler için aslında işleri ciddiyete taşımak istiyor muradına erdiğini görüyorum yani bu murada eren kişi sizsiniz aşk anlamında buldum diyorsunuz aşkımı buldum ben tamam aradığımı buldum der gibi bir murade eriş haliniz çıkmış. Güzel haberlerinizi müjdelemiş yine burada fincanımız. Bu arada ben yine mi hızlı konuştum ya? Yani. Çok güzel bir faldı. Ben ısrarla böyle yaşayarak anlatıyorum. Biraz hızlı oluyor sanırım beni bilen biliyor arkadaşlar yeni katılanlar için affedin beni. Ben böyle hayat yaşıyorum bazen falları. Bu da yaşadığım fallardan biri oldu. İnanılmaz enerji aldım. İnanılmaz potansiyeli yüksek böyle bir enerji akımı fazla ve bir an evvel gerçekleşsin dediğim fallardandı. Haberleriniz temiz, beklentilerinize kavuşacaksınız. Ailedeki maddi zorluk, borç ise bunu aşıyor diyor fincan böyle müjdeliyor. Eğer ki borcunuz yoksa yatırımlarınız çoktur. Ama aile içerisinde geniş ailede anneniz babanız birbirini küstürmüş fakat azimli insan küstüren barıştıracak yani affettirecek kendisini. Arkasını dönmüş kırılmış bir anneniz varsa babanız kararlı annenizi affettirecek kendisini diyebilirim. Ben falımın tamamını gördüklerimi rehber olmaya çalıştım. Çok da güzel bir faldı. Tez zamanda çıksın inşallah dediğim fallardan biriydi arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı destek desteklemek için abone olabilirsiniz arkadaşlar güzel yorumlarınızın hepsini okuyorum yetişebildiğim kadar cevap vermeye beğenmeye çalışıyorum arkadaşlar gönülden bana güzel iletilerde bulunan negatif değil de pozitif enerji yükleyen herkesi selamlamak istiyorum buradan tek tek hepinizi mutlaka okuyorum beni mutlu ediyorsunuz ben hatta şimdi belirli bir e, burası bir, bir fal platformu aksi yorumları e, evet kesinlikle onaylamıyorum e, geleceği Rabbimden başkası bilemez zihniyetli insanların zaten fal dinledi bizde burası kimi neyi sorguluyor ...diyorlar. Tuhaf geliyor bana. Dolayısıyla negatif bütün her şeyi... ...ben ekarte ediyorum. E, sayfamda, kanalımda biz şimdi enerjisi... ...bol insanlarız ve birbirimize pozitif anlamda... ...enerjiler yüklüyoruz. Buna çok gönülden inanıyorum. Sizden aldığım enerji de bana pozitif olarak yansıyor. Ben de size pozitif olarak geri gönderiyorum aslında. Bu bağımızı o yüzden kutsal buluyorum ben. Eleştirilerinize, fikirlerinize... ...ben her zaman en başından beri açıktım. E, gün itibariyle de... ...yine eleştirileriniz varsa kabulüm tek ricam e, uslubunuzda e, negatif olmasın yani bizim aramızdaki pozitif enerjiyi etkileyecek bir negatiflik istemiyorum. E çünkü hepimiz bu ara özellikle hayatımızın en büyük sa sağlıkla sınandığı dönemde, psikolojimizin en büyük sınandığı süreçlerdeyiz. Bizim aslında sadece umudu da iyi şeyler duymaya ihtiyacımız var. Benim de gönlümde bunu yapan ve isteyen biri olarak ben burada kendimi yansıttığım bir platform burası. Falımın bitiminde o yüzden kelime dahi konuşmalar yapıyorum. Bunu dinleyip yılmadan falımı tamamlayıp bir de bu enerjimi dinleyen arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Hem fikir olduğum insanları görmek beni mutlu ediyor. Çünkü biz sağlığımızla ve sevdiklerimizin sağlığıyla sınanıyoruz. Ve birçok özgürlüğümüz elimizden alındı. Ee, i̇nşallah sağlığımız yerinde kalsın ki suyu da yolunu bulsun. Aşkı, ödemeyi, sağlığı yani sağlık dışındaki bütün etkileri aslında halledilebilecek olduğunu insanlara vura vura bu dönem öğretti bence. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında ben hiçbir zaman kimseye beddua etmedim arkadaşlar. Bence siz de etmemelisiniz. Yani et, et, edip etmemenizi sorgulamıyorum asla. Çok canınız yanmıştır elbette ki. Dolayısıyla ben şey derim hep. Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. Ekmeğini yedirsin ya. Yani gönlü zehir zembelekse sen sadece onları yaşayabilesin. Bu da bir beddua gibi aslında. Ama buradaki dua hali şu. Senin iyi niyetin, insanlığın, paylaşımcılığın, o temiz pürpak merhamet ve hani vicdanın temizse sen de karşılığını gör inşallah. Ben en çok yine buranın da bardağın dolu tarafına bakan ve bu duanın da olumlu tarafına bakan bir insanım. O yüzden de size inşallah herhalde edindirdiğim özelliklerden bir tane en çok neye sevinirsin deseniz bana. Gerçekten bu izleyen Çok büyüyoruz bu arada ee, Yani birinizin ikinizin Belki bir kişinin gönlünün şu ufacık bir noktasına değiniyorsam Ne mutlu bana Yani bir kişi bile bek dua etmeyi Bırakıp beni dinledikten sonra izledikten sonra hakikaten güzel duaymış ben de bundan sonra bunu diyorum diyebiliyorsa ben işte o an amacıma ulaşmışım ben bu kitleye bir şeyler verebiliyorum diyebilirim çok uzattım sizinle sohbet etmeyi seviyorum kendinize çok iyi bakın başta sağlıkla kalın Rabbim bizim sağlığımız ve sevdiklerimizi sağlığıyla sınamasın inşallah bu süreci hayırlısıyla atlatıp özgür olduğumuz günlere geçelim inşallah kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın